Arkadaşlar merhabalar. Ben Finansal Teknik Twitter hesabının sahibiyim. Sizlerle ilk videomuzu yapıyoruz. Bu videomuz biraz teknik sorunlardan dolayı aslında gecikti. Bir takım sorunlar yaşadım sizlere bu videoyu ulaştırmada. Bu videoyu yapmamın aslında iki amacı var. Birincisi, beni bazı arkadaşların para teknik hesabı olan arkadaşın fake hesabı olduğumu iddia eden arkadaşlar oldu. Ancak ben ısrarla, özel mesajlarla, tweetlerle bunu belirtmeme rağmen bazı arkadaşları ikna edemedim. Hem onları ikna etmek hem de içinizi daha ferahlatmak için bu videoyu çektim benim sebep olarak. İkinci sebep olarak ise takipçilerimin çoğu altın takip ediyor. En azından bu videoda bir altın analizi yapıp belki beğeniniz olsa bu videoların da devamını getirebilirim. Diğer enstrümanlar olsun, dolar olsun, diğer emtialar olsun, gümüş olsun, petrol olsun, borsa olsun, belki bazı hisselere de girebiliriz. Bu konuda gelecek gösterecek durumu. İlk olarak size Twitter hesabımı göstereyim kanıt olarak. Burada yaptığım paylaşımları, geçmişte yaptığım paylaşımları görebilirsiniz. Herhalde artık sizlere inandırıcı olmuştur bu ekran göstermem. Ve yeni kanalımızda hayırlı olsun. Sayenizde teşekkür ediyorum. Hiçbir videomuz olmamasına rağmen şimdiden 42 aboneye ulaştık. İnşallah bu abonemizi binler, on binler yapacağız ileride. Tabii bunu zaman gösterecek. İlk olarak isterseniz şöyle bir geçmişte hangi analizleri yaptık? Onları biraz konuşalım. Dün akşam aslında yatmadan önce bayağı bir borsanın büyük şirketlerini, X0-30 hisselerini analizini yaptım. Özellikle teknik analizler açısından belirgin olan hisseleri analizini yaptım ki biraz daha sizlere uyarı niteliğinde olsun diye. Akbank, Koza, Arçelik, hatta bir arkadaşımız Sasa istemişti Excel'den galiba. Onu da yaptık. Pegasus, Koç Holding, Tav. Bir arkadaş hatta istedi. Tesadüfen ben de bir dakika sonra yaptım. Serkan'dı galiba arkadaşın ismi. Daha öncesinde dün özellikle Cuma günü zaten çok önemli olduğunu bir haftadır söylüyordum. Ben de merak içinde bekliyordum ne olacağını. Belki hiçbir şey olmayacaktı ama bir haftadır yaptığım analizlerde Cuma günü periyot olarak trend çizgisinin çakışmaları olarak kritik olduğunu gördüm. Bu sebeple Cuma gününde bazı ürünlerde, dolarda, altında, borsada ciddi dönüşlerin olabileceğini gözlemledim, ihtimal verdim. Bu aşağıda olabilirdi, yukarıda olabilirdi. Tabii ki yönü bilemezdik ama keskin bir hareketin yaklaştığını hisseder gibi olduk arkadaşlar. Cuma günde sabah saatlerinde sert hareketler olmaya başladı gerçekten. Öncelikle altın düşmeye başladı. Özellikle belirttiğim bir seviye vardı. Bu tweetimde hatırlarsınız. 1708 altında bunu 17 Nisan saat 12'de yapmışım. Ons altında dün 100 defa 1708 altında kapanış olursa stop, hele 1700 altına inerse stop olur demişti. Ondan sonra çok ciddi bir düşüşle karşılaştı altın gördüğünüz gibi. Yaklaşık 1680 civarına geldi. Ben 1675 seviyesini belirtmiştim daha önce de. Şimdi beklentimiz gerçekleşti. Sat sinyalinde piyasa içinde anında vermiş olduk. 1600 1710 civarında galiba sat demiştim. Hatırlayamadım şimdi tam olarak ama 1700'ün üzerinde bir sat sinyali ürettim. O da yaklaşık 379 gram TL'ye denk geliyor.
Aynı şekilde Gram'da da acaba kanal katlar mı diye bir hafta öncesinden bu tweet'i size paylaşmıştım ben. Çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Ne tesadüftür ki bu haş yüksekliğinin üstü kadar mesafe 388 seviyesine geldi ve tam 388 seviyesinden tren de değmedi ama oradan bir dönüş yaptı ve stop seviyem olan 378-379 TL'nin altına geldi. Ve altındaki ilk destek olan 370 ağırlık ortalamasına denk geldi. Burada hemen altında yaklaşık tahminimce 368 gram TL var. Oraya değebilir. Veya oradan sekip bir miktar yukarı gidebilir, tekrar aşağı gelebilir. Üste doğru kedi sıçraması veya alttakilerin tepkisiyle oluşan bir yükseliş olabilir. Daha sonra tekrar aşağı düşecek mi, düşmeyecek mi diye tabii hemen sorularınız geliyor. Onları incelediğimizde tabii bunu ilk aşamada bilemiyoruz arkadaşlar. Ancak şunu söyleyebilirim ki 378'den sat sinyali geldi. Yaklaşık aslında daha erken de bunu söyleyebilirdim. 5 saatlik grafiklerde 385 TL civarında gram altın aslında sat verdi. Bu kısa vade olduğu için sizlere çok erken uyarı vermek istemedim. Tabii siz kendi analizlerinizle bunu değerlendirebilirsiniz. Ben şimdi şu an sizlere günlük analizler yapmaya çalışıyorum. Günlük analizlerde kapanışlar önemli benim için. O stop loss'un altına inmesi teyit değildir arkadaşlar. Stop loss'un üstüne çıktığı zaman tekrar sat sinyalini bozar. Benim için kapanışlar önemli. Kapanış yaptığı durum şu an oluştu altın gramda. 379, 380 diyordum hatta. Hadi 379 olsun. 78 şu an ortalamamız. Tabii bu düşüş olduğu için 379'dan 78'e düştü. Stop loss'umuz hiçbir zaman arkadaşlar sabit değil. Hocam niye 380 değil 379 diye gelmeyin arkadaşlar yani. Çünkü hareketli bir stop loss'umuz var. Hareketli stop loss'umuz şu an 378'de. Bu seviyenin üstüne çıkılmadıkça düşüş trendi devam edecektir. Kapanış geldiği için de sat sinyalimiz teyit aldı. Dolayısıyla şu an sat sinyali korunmakta. Daha önceki paylaşımlarımıza şöyle bir göz atalım. Çoğu kişinin altın için takip ettiğini görüyoruz. Bir anket yapmıştım sizlere. Birçok dolar analizi yapmıştım. Hatırlarsanız. Dolar analizinde de aynı şekilde Cuma günün önemli olduğunu ve şu tepe noktasının giderek önem arz ettiğini, RSI bandının da üçgenin sonuna yaklaştığını görmüştüm. Birçok analiz yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Borsada fılama formasyonu vardı. Aynı şekilde RSI'da da fılama vardı. Daha sonra bu aşağı mı kırılacak, yukarı mı kırılacak diye analiz ettikten sonra Cuma günü yurt dışı piyasaların olumlu gitmesi sebebiyle bu fılama yukarı kırıldı ve fılamanın yüksekliği kadar yukarı gitme eğiliminde şu an borsa. İsterseniz arkadaşlar diğer analizleri de hızlıca gözlemleyip daha sonra gram ve ons analizlerine geçip videoyu tamamlayalım arkadaşlar bugün. Şöyle hızlıca baktığımızda dolar için 6.87 seviyesinin hareketli stop seviyesinin olduğunu söylemiştim 17.000 için. Bunun altı kapanış gelirse sat olur demişim. Ancak bunun altında bir kapanış gelmediği için şu an sat sinyali vermedi dolar. Aynı şekilde daha önce yaptığım gram analizleri, ons analizleri sitede mevcut. Çoğunluğu iyi bir başarı elde ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu da 17 Nisan'da yine yaptığım. Özellikle bu 1745 seviyesini sarıyla belirttiğimi gösteriyor bu grafik. Burada bir geri dönüş oldu arkadaşlar. Bunun devam edip etmeyeceğini ileriki günlerde göreceğiz. 1708 seviyesini özellikle burada vurgulamıştım ben sizlere. Bunun altına da geldiği için şu an
sat sinyali verdi ve teyit etti dün akşam itibariyle. İsterseniz ons analiziyle başlayalım altın analizi arkadaşlar. Ben analizi yaparken, ons analizi yaparken trendlerden ve hareketli ortamlardan yararlanmıştım. Ve ayrıca RSI'daki bu alçalan RSI'daki kanalı görüyorsunuz. Bu uzun zamandır bir aslında bir negatif uyumsuzluk yaratıyor. Bir yerden sonra bu aslında onsun sert bir düşüş yaşayabileceğini gösteriyor. Yani giderek gücünün zayıfladığını ancak yükselişin buna rağmen devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla ilk trend direncinde bir dönüş olabileceğini kestirmiştim. Bunu da kendime 1738-1745 civarında belirlemiştim. Bu seviyeden daha önce de vermiştim bu seviyeyi. 1750'lere çıkmasına rağmen ancak bunun üstüne kapanış yapmadığı için şu an bu trendin üstüne çıkamadık ve alta geri dönüşler oldu. Alta geri dönüşün sat sinyaline dönüşmesi için burada bir kırmızı mum yakmıştık. Daha sonra kararsız bir dojiye benzer bir mum yaptık. Arkadaşlar bu piyasanın belirsiz olduğunu birazcık gösteriyor. Daha sonra dün de çok sert bir kırmızı mumla beraber 1708 seviyesinin altına geldik. Burada 1708 seviyesine gelmeden ben 1700 civarında önceki kararsız mumu dikkate alarak sat sinyalini sizlere yazmıştım 1700 civarında. Yaklaşık da 379 gram TL'ye denk gelmişti bu. Sinyal olarak sayfamda belirttim, sabitlemiştim bu tweet'i. Şu an ilk destek olarak ons 1700 1678 civarına kadar düştü. Ben 1675 etmiştim. Oldukça yakın bir seviye arkadaşlar. 1684 kapattı. Bundan sonra ne olabilir derseniz bu alttaki trend desteğine dokunabilir. 1672, 73, 75'lerden geçiyor şu an. Oraya gelebilir. Gördüğünüz gibi RSI'da da bayrağın alt noktasına dokunduk. Buradan büyük ihtimal bir yukarı bir hareket olması beklenebilir. Ancak stok RSI seviyesi giderek aşağı doğru gelmekte. Bunu pazartesi, salı tekrar gözlemleyeceğiz. Önemli olan bizim için burada 1708 seviyesinin altında kapanış olduğu için sat sinyalinin oluşması ve bizim burada yaklaşık 1700'den 1675'e 25-30 dolar civarında bir maliyetten kurtulmuş olduk. Şu an için aslında bu sat sinyalini günlük verdik ama aslında 5 saatlik de çok vermek istemediğim için, kısa vadeli olduğu için bu sat sinyali aslında 1715'lerden gelmişti. Ancak çok kısa vadeli olduğu için 5 saatlik benim için bazı arkadaşları yanıltmamak için bunu belirtmedim sizlere. Garanti olsun diye sizin için genelde ben günlük grafiklerdeki sinyalleri oluşturmaya çalışıyorum. Ons grafiği bu şekilde arkadaşlar. Bir trend kırılması şuradan trendi de çizersek arkadaşlar şu şekilde. Yine 1710 civarlarında şunu renklendirelim arkadaşlar öncelikle daha iyi görmeniz için. Evet, bu kırmızı trend çizgisinin altına gördüğünüz gibi hem kapanış yaptı hem de ortalamanın altına geldi. Dolayısıyla bu trend şu an kırılmış gözüküyor. Yaklaşık 1450'lerden gelen yükseliş trendi 1745'lerde, 1740'larda tıkandı ve geri dönüş yapıyor. Bunun bir düzeltme hareketi olduğunu yoksa trendin tamamen bozulup bozulmadığını anlamak için önümüzdeki günlerde bu siyah trend çizgisinin destek çalışıp çalışmadığı gözlemlenmesi lazım arkadaşlar. Eğer buradan bir tepki gelse de çok önemli değil. Normal arkadaşlar buradan tepki gelmesi. Tabii ki bazıları almak isteyecektir. Buradaki nakiti bozan arkadaşlar tekrar buradan ucuz olsun diye almak isteyeceklerdir maliyetlerini düşünmek için. Ancak burada 1708 seviyesi, tabii şu an bugün için geçerli bu 1708 seviyesi. İleriki günlerde bu seviye 1706'ya düşebilir. Yükselişlerle beraber 1710 civarına yükselebilir. Bu hareketli bizim bir stopumuz. 1708 seviyesinin üstüne çıkmadığı sürece, kapanış yapmadığı sürece daha doğrusu, hatta diğer göstergelerde teyit almadığı sürece bizim düşüş trendimiz devam edecek.
Belki de bu siyah çizgiyi de kıracak, daha aşağılara doğru yönelebilecek. Bu durumda belki 1620 ilk başta, 1600 desteği de gözüküyor ayrıca. Buralara gelebilir. Ayrıca buradan arkadaşlar Fibonacci seviyelerimize baktığımızda 1676'nın bence tesadüf değil. Benim verdiğim hem burada ağırlıklı ortalamayı kırdıktan sonra diğer ağırlık ortalamanın geldiği nokta da 1775-1675'lerden geçiyor. Hem de Fibonacci seviyesi de buralarda. Dolayısıyla buradan büyük ihtimal bir tepki görecek. Ondan sonra aşağı mı yukarı mı belli olacaktır diye düşünüyorum. Burayı kırdıktan sonra alt seviyede 1633 var arkadaşlar. 1633-1620'ler buralara gelebilir. Buranın da altında 1610'lar, 1620'ler gözükmekte. Ancak buranın şu an şu aşamada kırılması çok kolay olmayabilir. Buralara adım adım geldikçe arkadaşlar tekrar analiz yapıp değerlendireceğiz sizler için. Bunu da kaydediyorum arkadaşlar. Son olarak gram analizi de yapıp videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Ben bu kanal üst kanal oluşmadan önce şu kanaldayken arkadaşlar sizlere bu haş yüksekliği kadar bu kanalı kırarken yukarı gider mi diye sadece kendi kendime sormuştum. Gidecek diye ben asla konuşmam arkadaşlar. Gidebilir diye kendime senaryo yazmıştım. Çünkü burada RSI'da bir yükseliş vardı. Bunu 70 seviyesinin üstüne kırmasıyla beraber hızlandırdı. Diğer göstergelerde de bir bozulma görmediğim için, mumlarda bir bozulma görmediğim için bunun daha üst seviyelere gidebileceğini düşünmüştüm. 360 seviyesi önemliydi burada. Bunun kırılmasıyla beraber şu haş yüksekliğindeki bu siyah iki çizgili kanalı yukarı kırdı ve üst banda doğru gitmeye başladı. Tabii bu hareket günlere bağlı devam ettiği için bu haş yüksekliği kadar hesapladığımızda arkadaşlar size 388 seviyesini vermiştim gram TL olarak. Ve dün Cuma günü bir şeyler olacak diye söylediğim gün yine 388 seviyesine çok yakın bir seviyede oradan 387,545 seviyesine geri döndü arkadaşlar. Ve alt destekleri denemeye başladı. Bundan sonra ne olur derseniz arkadaşlar, dediğim gibi gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Zaten ilk desteğimiz 370'e tam oraya dokunup tekrardan bir tepki verdi 378'lere. Ancak 378'in altında kapattığı için şu an hala sat sinyali devam etmekte gramda da. Ancak RSI'da da bir aşağı çekilme olduğu için bu 70 seviyesine doğru gelmekte RSI. Bundan sonra bu seviyeyi de kırarsa arkadaşlar satışlar hızlanabilir. İlk destek burada 365 seviyelerinden geçmekte kabaca. Burada ayrıca Fibonacci desteğimiz 367 seviyesi var. Bu da kırıldığı zaman arkadaşlar hareketler 350-355 seviyesine doğru gider. Burada yine trendimizi çizersek şöyle arkadaşlar. Bu şekilde çizdiğimizde yaklaşık olarak altta bizi bekleyen seviye 355-360 seviyesi gözüküyor şu an destek olarak. Ancak buraya gider demiyoruz arkadaşlar. Şu an bu alt desteği kırıp kıramayacağına bakacağız. Daha sonra tekrardan değerlendireceğiz. Ancak şu an için gram altında görünüm negatif arkadaşlar. Nakitte kalmanızı tavsiye etmiyorum tabii ki ama tavsiye niteliğinde değil bu. Ancak ben sat sinyali olarak belirtiyorum sizlere. Bundan sonraki durumu gün ve gün sürekli takip ediyoruz. Hem YouTube'da olsun hem Twitter'da olsun analizlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Analizlerimiz bu kadar arkadaşlar şu an için altın konusunda. Diğer emtialarda olsun, dolarda olsun, borsada olsun istekleriniz varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenin lütfen arkadaşlar. Abone olun. Eğer büyürsek, daha çok ileri gidersek analizlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. İyi kazançlar diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.